çek çava çek. Suratınızı almıyorum. Hadi hadi bak bu bayağı kapıda dön. Hadi hadi kapıda dön. Tamam yeter. Yeter mi? Fındık hasatı 5 Ağustos günü başladı. Hatta hasat bayramı da yapmış bulmaktayız. Bizim çiftçilerden isteğimiz fındığını dibinden toplamayı tavsiye ediyoruz. Ve iyi kurutmalarını, iyi ambalaj yapmalarını tavsiye ediyoruz. Ve emanete fındık vermemelerini tavsiye ediyoruz. Emanete verilen fındık çiftçiye ihanetle geriye dönmektedir. Çünkü emanete verilen fındık satılmasa, satılmadığı için piyasa dengesini bulur, iyi olur. Ama verilen fındık hemen satıldığı için piyasa dengelerini bozuyor. Çiftçilerimiz de fındık yükselecek diye bakıyor. Şimdi biraz her şeyi devletten bekleme yerine biraz çiftçilerimiz kendileri gayret edecek. Ne yapacak? Fındığını ihtiyacı kadar satacak. Ne yapacak? Fındığını emanete vermeyecek. Emanete verilen fındık çiftçiye ihanet olarak görüyoruz. Bütün tavsiyemiz fındığını emanete vermemesi çiftçinin. Bak fiyatların nasıl olacağını hep beraber göreceğiz. Şimdiye kadar bu açıklamalarımızı devamlı yaptık. Uyanlardan Allah razı olsun, uymayanlardan bu sene uymalarını rica ediyoruz. Bir ton fındığını evinde muhafaza edemiyorsa, bir ton fındığını bekletecek bir herkül yapamıyorsa vatandaş, ona diyecek bir şeyim yok. Eskiden buğdaylarımızı, mısırlarımızı herkül ismi altında bir aletlerimiz vardı. Onu da senelerce bekletiyorduk. Fındığımız hem dolar bazında satılan, dövizle satılan bir ürün, altın gibi kıymetli bir ürünümüzü bir sene veya 6 ay bekletebilecek bir imkana kavuşmadıysak bu işi yapmamak lazım. Bütün çiftçilerimden ben fındığını 2 sene depoda muhafaza edecek gibi depo yapmalarını tavsiye ediyorum. Çünkü havalandırma suretiyle de bir bilene 2 ton, 3 ton fındığı muhafaza edecek evinin bir köşesinde nasıl hayvanların için bir ahır yapıyorsa, nasıl samanlı yapıyorsa en kıymetli ürün fındığa da bir depo yapsın diye tavsiyede bulunuyorum. Hasat fındık toplama mevsimi iyi gidiyor, serin gidiyor. İnşallah böyle yağmur yağmadan bir an önce fındık çuvala girer. Çiftçimiz de zarar görmez. Bütün çiftçilerime hayırlı olsun dileğiyle saygılar sunuyorum.